10 Ağustos, 16 Ağustos İkizler Burcu'na evet şöyle demişim. Gerçekten de kendinizi biraz daha rahat ve işinizle alakalı da pürüzleri biraz daha geride bıraktığınız, hatta ve hatta kendi işinizle alakalı planlar, hani burada belli bir süre kalır ve ortaklı bazı işler yaparım dediğiniz haftaya giriş yaptınız. Yani yükselmeniz ya da devlette de çalışıyorsanız yerinizde ve masanızda büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Ama sizin eğitiminizdeki yarımlıklarınız var. Yani yüksek lisansınız olabilir, üniversiteniz yarım olabilir, dil eğitiminiz yarım olabilir. Bu dönem yani bunlarla alakalı daha çok kafanızı oturtup bu yarımlıklarınızı tamamlayacaksınız değerli İkizler Burcu. Şöyle demişim. Sevgiyi hissettiğiniz her şeyi başarmak istiyorsunuz ve insanları çok fazla aslında kırmak değil, farkında olmayarak incittiğiniz için biraz sizin tavır ve edalarınızı insanlar yanlış anlıyor olabilir ama yüreğiniz ve kalbiniz, yani kalp öyle değildi, dil biraz sert galiba. Hani kalple dili aynı dengeye getirirsek değerli İkizler Burcu, insanların sizinle alakalı yanlış anlaşılma noktalarına da biraz daha aileniz olsun, eşiniz, çocuklarınız olsun biraz daha dengeleyebilirsiniz ya da ilişkiniz olsun. Çünkü dil kemiğiniz sert. Aslında kalpten onu demiyorsunuz ama maşallah bir geçiriyorsun. Neye geçirdiğin bile belli değil. Sonra çok pişmanlıklar yaşıyorsun. Belki biraz öfke kontrolümüzü, yani eksik olan, hani psikolojik olabilir, nefes terapisti olabilir. Biraz bu konuyla alakalı enerjimizi biz doğru dengelersek daha keyifli olacağınızı düşünüyorum. Evet, yerinizde bir değişim ve bu değişim sizi rahatlatacak. Bir de şey demişim, uzun süredir hayal ettiğiniz evinizi bu hafta alma kararındasınız. Şimdiden aydınlık olsun. Ve bazı mallarla ilgili çözülmeyen mahkemeler var. Ve bunlar sizin artık canınızı sıkmaya başlamış. Sonuç elde edemedikçe, hani zenginlikte yoksulluk çekiyoruz deriz ya, sonuç elde edemedikçe yani aldığımız para ya da yaşadığımız düzen bizi zorluyor. Evet, bunların da vakti var ama daha henüz hesabınız öyle bir para geçmeyecek. Çözmeniz gerekmesi gereken yasa süreçleri biraz uzayacak diyorum. Özellikle annenizle alakalı kalça, kemik, varis, damarla alakalı sağlık problemi olabilir. Yürümeyle alakalı sıkıntılar yaşayabilir bazı ikizler burcu. Özellikle ikizler annesi olan, kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Özellikle annelerinizin bu konularını ihmal ettiği ve bunlarla alakalı dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle bazı ikizlerin ailesinde bir haksızlığa uğranmış ve iş haksızlığı, bununla alakalı bir mahkeme ve haksızlığa uğradığınız insanlarla konuşma ve sonuç elde edeceksiniz ama sanki bir senet ya da bir evrak biraz geç tarihe verilecek ama sonunda konuşmanızın aydınlanması size paranızı geri getirecek olarak söyleyebilirim. Evinizde değiştirmek istediğiniz mutfaktaki bütün tabak, bardak, çanak, kaşık, ne varsa tahta kaşık hepsini atıp yepyeni bir mutfak seti almak istiyorsunuz. Evet, yapın, çünkü bu sizin mutfağı seviyorsunuz. Kahve içmeyi de seviyorsunuz. Yemek yemeyi de seviyorsunuz. Ve ayakta yemek seviyorsunuz. İlk önce bence yemek masanızla mutfaktaki her şeyi atın ki yemeğin masada ne kadar lezzetli olduğunu farkına varmanız için diyorum. Sağlık olarak biraz takıntılarımız, psikolojik olarak yorgunluklarımız, gereksiz kırgı, kalp ve dilin birbirini söylemedi. Ama özellikle porselen olan bazı ikizlerin diş altlarında iltihaplar olabilir. Bence bir doktora görünmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Evet, evinizde kullanmanız gereken size kamış demişim. Bildiğimiz kamış yani. Kamış. Ama böyle tabii ki tahta kamışlardan bahsediyoruz ve değerli bir kamış. Yani kamış neye yazmışım bilmiyorum ama kamış alın. Yani sorun çiçekçi. Neden kamış? Neden ikizlerin enerjisinde böyle? Belki ruh dünyanız, belki psikolojik olarak bazı dengelerde kendi korkularınız olabilir. Mistik enerjide kamış güçlü bir enerjidir. Bir lütfen çiçekçinize sorun, siz bir kamış alın. Ve özellikle bunu evinizin giriş noktasına koyun ki bu korku, endişe, kaygı ve üzerimde büyü mü var, nazar mı var dediğiniz enerjiyi çekecektir. Ve evinizin enerjisini de çekecektir. Yükselen ve ay burcunu mutlaka dinleyin. Özellikle çocuk bekleyen ikizlere hayırlı olsun tedaviniz ya da düşünceniz doğru. Hadi ay, şimdiden hayırlı olsun diyorum.